Süper Lig'in 5. haftasını da geride bıraktık. Haftanın 11'ini Cumhuriyet TV sizler için SofaScore verileriyle derledi. Bu hafta kalede Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Ertuğrul Taşkıran yer alıyor. Taşkıran, İstanbul temsilcisinin Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta yaptığı 8 kurtarışta dikkat çekti ve haftanın kadrosuna kendine yer buldu. Geçtiğimiz hafta Süper Lig 18 yıl sonra bir ilke tanıklık etti. İzmir takımları Altay ile Göztepe tam 18 sezon sonra yeniden Süper Lig'de karşı karşıya geldiler. İzmir derbisinde Altay'ın sağ beki Cebrail Karayel yaptığı bir asistle haftanın kadrosuna girmeyi başardı. Abdullah Avcı ile kazanmaya devam eden Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Hugo, Fırtına'nın 1-0 galip ayrıldığı maçta performansıyla göz doldurdu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un tecrübeli sol beki Aziz Behiç, 0-0 sona eren Konyaspor karşılaşmasında gösterdiği performansla haftanın en iyi sol beki oldu. Altay'ın İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta bir gol kaydeden Kapel kadroda kendine yer buldu. Böylece haftanın kadrosuna bir isim daha katan Altay Süper Lig'e damga vurmaya devam edecek gibi duruyor. Adana Demirspor'un Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol kaydeden Vargas haftanın orta sahaları arasında yer aldı. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas, Kasımpaşa karşısında takımına 3 puanı getirdi. Bakasetas bu performansıyla parladı ve haftanın 11'inde orta sahada yerini aldı. Orta sahanın solundaysa Hatayspor'un Portekizli yıldızı Ruben Ribeiro yer alıyor. Akdeniz temsilcisinin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Ribeiro performansıyla dikkat çekti. Karagümrük'ün tecrübeli forveti Pesic, Malatyaspor'a attığı 2 golle yıldızlaştı. Dakika 44 ve 76'da sahneye çıkan Pesic, Süper Lig'de attığı 5 gol ile şu an Süper Lig'in gol krallığında zirvede yer alıyor. Beşiktaş'ın kritik bir geri dönüşe imza atarak 3 puanı kazandığı Antalyaspor deplasmanında 1 gol 1 asist yapan Mişi Batshuayi haftanın forvetleri arasında yer aldı. Siyah beyazlıların yeni transferi Batshuayi Süper Lig'deki 4. maçında 3. golünü kaydetti. Şimdi de haftanın öne çıkan olaylarına bakalım. Beşiktaş'ın muhteşem geri dönüşü haftanın en önemli hikayelerinden biri oldu. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 geride girdiği maçın ikinci yarısında adeta başka bir takım olarak sahaya çıkıp Rıdvan, Batshuayi ve Gezdal'ın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi. Eksikleri olan ve maç esnasında da sakatlıklarla boğuşan siyah beyazların geri dönüşü haftanın en önemli hikayelerinden biri olarak yer aldı. Avrupa dönüşü Fenerbahçe ve Galatasaray'a yaramadı. Fenerbahçe, Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak ilk resmi maç yenilgisini aldı. Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise eski hocası olduğu Fenerbahçe'yi yenerek ligdeki ilk puanını da almış oldu. Fenerbahçe'nin maçtan önce Alişan Salan hakkında yaptığı açıklamalar da haftanın öne çıkan olaylarından biri olmuştu. Antalyaspor Beşiktaş karşılaşmasında orta hakem olarak görev alan Alişan Salan'ın bir gün sonraki Başakşehir-Fenerbahçe maçında VAR hakem olarak atanması Fenerbahçe tarafından tepki çekmişti ve Fenerbahçe yöneticileri, Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medyada buna tepki göstermişlerdi. Galatasaray ise evinde Alanyaspor ağırladığı maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı Kırmızılar ilk lig kaybını aldı ve böylece ezeli rakipler 5. haftayı puansız kapattılar. Fatih Terim'in maçın ardından Alanyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalarda haftanın gündemine oturmuştu. Fatih Terim soyunma odasında ağlayan futbolcularımız var. Taraftarlarımız futbolculara böyle davranmamalılar diyerek bir nevi sitemde bulunmuştu ve bu da haftanın olayları arasında girmişti. Yeni haftada da Fatih Terim'in ve Galatasaray yönetiminin nasıl bir tavır sergileyeceği merak edilenler arasında. İzmir derbisi haftanın en önemli hikayelerinden biri oldu. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de 18 sene sonra bir ilk yaşandı. Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda birbirine rakip olan Altay ile Göztepe tam 18 sezon sonra yeniden karşı karşıya geldiler. Altay 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Geçen sezon playoff finalinde sahneye çıkarak takımını Süper Lig'e taşıyan Marco Paşao yine sahnedeydi ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Ben de bir İzmirli olarak bu iki İzmir takımının karşılaşmasının İzmir sokaklarında nasıl bir heyecanla takip edildiğini tahmin edebiliyorum. Adeta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendi aralarında yaptığı derbi maçları kadar heyecanlı ve coşkulu geçtiğini tahmin edebiliyorum açıkçası. Trabzonspor'un 30 senelik rekoru yenilemesi de yine önemli olaylardan bir diğeriydi. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 30 senelik bir rekoru yeniledi. Bordo Mavililer, deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyerek kulüp tarihinin en uzun serisini elde etti.
Fırtına en son 1981-82 sezonunda 20 maçlık bir yenilmeme serisi elde etmişti.